Değerli dostlar, sizlere demokratik liderlik ve abilik başlıklı yazımızı seslendireceğiz. Epeydir NLP kişisel gelişim adıyla benliği, egoizmi, özgüveni, naylon tavırları öne çıkaran yaklaşımlar moda. Pek çok yayında güçlü, bilgili, etkili görünme ve kendini pazarlama öne çıkarıldı. Bu kitaplar insanları samimiyetten uzaklaştırdığı gibi yapamayanları da komplekse itti. Etkileri devam etse de artık bu tür tezler rafa kalkıyor. Mütevazı, empati yapan, kendi eksikliklerini gören ve bunu itiraf edebilen, başkalarına hatalarını düzeltme fırsatı veren, beraber çalıştıklarını dinleyen, onların enerjisini pozitif anlamda değerlendiren, katılımcı, paylaşımcı, demokratik liderlik yaklaşımı öne çıkıyor. Liderlik, insanları ve imkanları belirli hedefler doğrultusunda organize edip harekete geçirebilme ve o hedefleri gerçekleştirmek için sevk ve idare edebilme gücü becerisidir. O nedenle liderlik diğer kişilerden farklı roller üstlenmeyi, çözümler üretebilmeyi, davranış kalıpları geliştirebilmeyi gerektirir. Liderlik ve yöneticilik kavramları genellikle birbirinin yerine kullanılır ve bir miktar karıştırılır. Oysa farklı kavramlardır. Yönetici sisteme, kurallara, ön kabullere, yerleşik düzene göre hareket eder ve bu sınırlar dışına çıkmama, risk almama eğilimindedir. Lider ise kurallara değil, iletişime, ilişkilere odaklanır. Yeni fikirlere, açılımlara önem verir ve fikirlerin eyleme dönüşmesi için inisiyatif alır, çevresini harekete geçirir. Yönetici, formel örgüt yapısına ve ilişkilerine takılır ve her şeyin kurallarda tanımlandığı şekilde yapılmasına itina gösterir. Lider ise kalıplara, kurallara motomot takılmadan içinde bulunulan şartlara göre sorumluluğunu aldığı kişilerin, şirketin yararı ve çıkarı için bir şeyler yapmaya çalışır. Liderlik, yöneticiliği de kapsayan daha kuşatıcı bir kavramdır. Yöneticilik, emir verme, emir alma, otoriteye sadakat, kurallar, prosedürler dışına çıkmamadır. Yöneticilerde risk alma, yeni şeyler deneme, kapılar kapalıysa başka kapı arama veya açma yoktur. Kapılar kapalıysa onlar yönettiklerini yeni açılımlara yöneltmek yerine ne yapalım görüyorsunuz kapılar kapalı, bekleyelim bazı şeyler düzelecektir. Şu an yapabileceğimiz başka bir şey yok. Allah bir şekilde kapı açacaktır veya büyüklerimiz düşünüyordur tavrındadırlar. Yeni duruma göre yeni davranışlar, çözümler üretmek gerektiğini teklif eden üyeler olduğunda da işin hep olumsuz taraflarını öne çıkarır ve risklerini gösterirler. Bir hamle yapmak, yeni bir projeye girişmek, yeni şeyleri denemek özel bir çaba ve enerjiye risk gerektireceği için klasik yöneticiler bunları almaya cesaretleri ve yürekleri olmadığını söylemek yerine teslimiyetçi tavra yönelirler. Abartılmış olumsuzluklar, belirsizlikler arkasına saklanırlar. Klasik yöneticiler beraber çalıştığı insanları genellikle istatistik ve iş gücü olarak görür. Onları kurşun askerler gibi kurallar, kurulu düzen çerçevesinde belirli kalıplar içinde çalıştırılacak, emirlere uymak zorunda kişiler olarak tanımlarlar. Liderlik özellikleri taşıyanlar ise beraber çalıştığı her insanı kendi özellik ve kabiliyetlerine göre düşünür, değerlendirir. Resmi ilişkilerden, formal kalıplaşmış tavırlardan öte onlarla özel ilişkileri ve empatiyi önemser. Arkadaşlarının iş dışındaki sıkıntılarıyla, problemleriyle de ilgilenir ve çözmeye çalışır. Bazen liderlik becerileri kişisel güç ve imkan oluşturma adına kullanılabilir. Egoist, çıkarcı kişilerde de etkili liderlik özellikleri olabilir. Kitleleri arkalarından sürükleyebilirler. Hitler gibi güçlü, etkili ama otoriter liderler insanlığa çevresine yıkım getirmiştir. O nedenle salt liderlik yeteneği yeterli değildir. Liderliğin neye yönelik, niçin ve nasıl kullanıldığı önemlidir. Etkili liderliğin önünü açmak, yanında bunun otoriterliğe, bireysel güç devşirmeye dönüşmemesi için tedbirlerin alınması esastır. Otoriter liderler tüm yetki ve sorumluluğu kendinde toplar. Çalışanlara emreder ama katılıma, görüş açıklamaya izin vermezler. Bürokratik yapıların güçlü olduğu, kuralların esneklikten uzak, katı, sorgulanmaz, işlerin şeffaf yürümediği ortamlarda otokratik liderler için elverişlidir.
Liderlik yanı güçlü olsa bile otoriter kişilikli insanların yönetiminde uzun erimde büyük sıkıntılar, çöküşler ve ayrışmalarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Demokratik başlayan liderlik yönetim anlayışı, denetim dengeleme sistemlerinin ortadan kalkmasıyla otokratik liderliğe dönüşebilir. Uzun süre aynı gücü kullanma, yozlaşmaya giden süreçlere tedbir almama, otoriterliğe evrilme yollarını açabilir. Çok fazla ve denetimsiz güç, imkan, yetki, demokratik bir kişiyi zorbalığa itebilir. Her liderlik becerisi ve uygulaması olan insan çevresine hayır, huzur ve kazanım getirmeyebilir. O nedenle liderliğin türü de önemlidir. İki Dünya Savaşı sırasında liderlik yeteneği yüksek ama egoist, narsist ve maceracı pek çok lider üreten Avrupa, bu liderler yüzünden büyük yıkımlarla, ölümlerle karşılaştı ve sadece liderliğe odaklanmayı bırakıp demokratik liderliği önemsemeye başladılar. Demokratik liderlik sorumluluğu ve yetkiyi dağıtmayı, üyeleri becerilerine ve birikimlerine göre karar süreçlerine dahil etmeyi gerektirir. Demokratik liderler, yöneticiler mütevazı ve paylaşımcıdırlar. Kendilerini farklı ve üstün görmezler. Arkadaşlarını dikkate alır ve dinlerler. Robert Dahl, demokratik liderlik diğer insanların davranışlarını etkilemektir. Temel demokratik değerler yönünde ve bağımsız hareket edebilecek şekilde değiştirmektir, der. Demokratik liderler, beraber çalıştığı insanlara kendilerini geliştirme ve yetiştirme fırsatı verir. Onları kendisine rakip, engel olarak görmez. Başarıları kendine mal edip kendini öne çıkarmaz. Rekabetçi ve dışlayıcı tavırlarla değil, ortak duygularla beraber başarma, üzülme, sevinme şeklinde hareket eder. Çevresindeki her bireyi değer olarak görür ve kabiliyetlerini ortaya çıkarıp denkleme katmaya çalışır. Demokratik liderler uzmanlıklardan yararlanır. Farklı görüş ve düşünceleri sağmayı bilir, dışlamaz. Otoriter liderlik ve yönetim altında ise kısa sürede çok şey yapılıyor gibi görünse de araştırmalar demokratik yönetimin liderliğin uzun erimde çok daha etkili, verimli ve memnun edici olduğunu ortaya koymuştur. Demokratik liderlik, eğitim, sosyal yardımlaşma gibi hizmet organizasyonlarında özellikle önem kazanmaktadır. Peki hizmet hareketinde önde olanlar bu dönemde ne yapmalı? Nasıl bir liderlik sergilemeli? Hizmet hareketi öteden bu tarafa hadim, hizmetkar yöneticilik, liderlik anlayışını öne çıkarmaya ve teşvik etmeye çalışmış, uygulamıştır. Ancak doğal olarak bürokratik yapıların, kaynakların büyümesi ve yeterli denge denetim sistemlerinin olmaması nedeniyle bu çizgiden bir miktar uzaklaşılmıştır. Bugünlerde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle hizmet mensuplarının otoriter, emredici, baskıcı yönetim anlayışlarından tahammül ve tolerans sıfıra inmiştir. Nedir bunlar? Eski kalıplarla abilik tavrı, üst perdeden konuşmalar, yükün altına girmeden iş paylaştırmalar, yeni yollar, çıkışlar aramak yerine kuralları hatırlatmak, eleştiri ve tekliflerin önünü kapatarak insanları susturmaya çalışmak, İnsanları dinlemeye tahammül etmeksizin bir ayet hadis okuyarak ilzam etmek, derdini dökmesine engel olmak, duygu paylaşımı ve empati yapmak yerine daha kötü durumda olanları işaret ederek şikayetleri engelleme, konuyu çözümsüzlüğe hapsetme gayreti, bireysel veya kolektif hiçbir hatayı kabul etmeyerek doğrudan savunmaya geçmek, rasyonel, realist, ayakları yere basan, derde ilaç olacak çözümler üretmek yerine rüyalarla, mistik yaklaşımlarla tansiyonu düşürmeye çalışmak. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi eski anlayışları devam ettirmek, bir şekilde duvara toslamaya neden olmuş eski usullerle devam etmekte ısrarcılık, yönetim, finans, personel konularında şeffaflıktan, meşveretten, yönetişimden uzak durmak, örtülü, kolay, sorumsuz olanı tercih etmek. Sadece Türkiye odaklı bir hareketin mümkün olmadığı anlaşıldı ve kader hizmete globalleşmeyi, bütün toplumlara açılmayı mecbur istikamet olarak gösterdi. Ancak hala sadece Türkiye tecrübesine sahip, ilgili ülkenin dilinden, kültüründen habersiz yöneticilerle yürümekte ısrar ediliyor. Ayrıca yerel toplumlarla kaynaşma, onlara hitap etme
ve açılma çabaları çok yetersiz. Bu konuda yeterli değişim ve dönüşüm gayreti görünmüyor. Hizmet hareketi özellikle 15 Temmuz sonrası ağır, travmatik bir duruma maruz kaldı. Yaklaşık 2,5 yıldır afetin başında ağıt yakıp ağlama ve afet zedelere destek olma dışında yapılan dikkate değer şey yok. Enkaz nasıl kaldırılacak? Deprem sonrası yeni şehir nereye, hangi planla nasıl kurulacak? Uzun erimde afet zedelerin travmatik durumları nasıl terapi edilecek? Bazı hataların tekrar etmemesi için yol haritası nedir? Yeni durumda ne gibi revizyonlar yapılacak? Usulde ve esasta temel bir kısım değişikliklere ihtiyaç var mı? Bu soruların cevabı yok. Cevap arandığına dair heyecan uyarıcı çabada fark edilmiyor. Demokratik liderliğin İslam'la, inanç ve kültür değerlerimizle, hizmet ilkeleriyle neredeyse bütünüyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ancak abilik bir makam, konum itibar olarak algılanırsa, demokratik değerlerle de Müslümanca yaklaşımla da bağdaşmaz. Hoca Efendi yıllar önce konum, makam, güç, turnikeye önce girme şeklinde anlaşılan yaklaşıma yıkılası abilik demişti. Bu tür bir yöneticilik, abilik içinde bulunduğumuz badireden çıkmaya yardımcı olmaz. Çözümler üretemez. Belki insanların umudunu kırar, işleri sekteye uğratır. Maazallah hareketi yeni duvarlara toslatabilir. Zor zamanda klasik yönetim anlayışı, geleneksel çözüm önerileri ve davranış kalıpları yetmeyebilir. Badireyi atlatabilmek için gerçek manada hadim olan, demokratik liderlik yeteneğine, empati becerisine sahip, tevazuyla her gönle girmeye, her yaraya merhem olmaya çabalayan, eleştirilere tahammülü olan, yeni tekliflere, düşüncelere açık ihtiyaçlara var. Arkadaşlara ihtiyaç var. Teşekkür ederim.